Gözaltında kaybedilen insanlarımız için sürdürdüğümüz hakikat ve adalet arayışımızın 874. haftasındayız. 874. haftamızda 24 Aralık 1994 tarihinde İstanbul'da gözaltına alınarak kaybedilen Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu öğrencisi İsmail Bahçeci için adalet istiyoruz. Önce bize Bahçeci ailesi adına Umut Bahçeci seslenecek. İsmail Bahçeci 24 Aralık 1994 yılında İstanbul'da Levent dolaylarında 4 kişi tarafından sivil bir otoya karga tulumba bir şekilde bindirildikten sonra gözaltına alınıyor. Gözaltına alındıktan sonra da bu zamana kadar hiçbir haber alamıyoruz İsmail Bahçeci'den. İsmail Bahçeci gözaltında alındığında Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu 4. sınıf son sınıf öğrencisiydi. Görmüş olduğunuz karikatürler hep ona ait, ondan kalan bize miras. Önümde şiir defteri, yine onun şiir defteri. En son olarak bir tane şiirini size okuyup sizinle paylaşmak istiyorum. Abim gözaltına alındıktan sonra bir gün sonra bizim evimize bir telefon geliyor. Oğlunuzu gözaltına aldılar, sahip çıkın diye bir telefon. Daha sonra abim, ben, annem, babam hepimiz Cumhuriyet Başsavcılığına gittik. O zamanlar Gayrettepe 2. Şube vardı, siyasi şube. Oraya gittik ve hiçbir şekilde biz almadık, bizde yok. Öyle birisi bize gelmedi, biz öyle birisini gözaltına almadık deyip her şekilde İsmail'le ilgili almadıklarını hep dile getirdiler. Hiçbir zaman da bunu kabul etmediler. Fakat 24 Aralık 1994 yılına kadar özellikle 90 ve 94 süreçlerinde polis her iki haftada bir bizim evimizi basıp İsmail'le ilgili İsmail nerede? İsmail'i bulun. İsmail'i biz bulmazsak başkaları bulursa daha kötü olur diye hem tehdit edip hem de bizim huzurumuzu ayrı olarak kaçırıyorlardı. 94'ten sonraki verilen mücadelede gerek aile, gerek arkadaşları, herkes İsmail'le ilgili gerek basın açıklaması olsun, gerek yürüyüş olsun, her şekilde İsmail'e destek olmuş ve İsmail gözaltında kaybedilmesin diye hep sesimizi yükselttik. Fakat devlet aklına koymuş ki İsmail Bahçeci kaybetmeyin. Böyle sanatsal yüzeyi yüksek, üniversite öğrenci bir kişiyi kaybetmeyi gözaltına alıp kaybetmek istemiş ki maalesef bu zamana kadar bulamadık. Devlet her şekilde inkar etti. Aile olarak biz bunun mücadelesini her zaman veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Ben İsmail Bahçeci'nin kardeşi olarak, cumartesi anneleri ve cumartesi aileleri olarak bütün kayıplarımız bulunana kadar, bütün kayıplarımızın cezalıları bulunup adalete teslim edene kadar sesimizi yükseltip her alanda o insanların isimlerini, o insanların suçlularını bulmaları için devlete, hükümete her zaman sesleneceğiz, seslenmeye de devam edeceğiz. Son olarak İsmail Bahçeci'nin şiirini okuyup sonlamak istiyorum. Şiirimizin ismi Ana. Niye soğuk olur geceleri ana? Niye kalkarsın yatağından? Ve gelip odama niye örtersin üstüme belime dek açılmış yorganı? Ve niye öpüp alnımdan döneverirsin kendi dünyana? Kendi dünyana. Kendin için karanlık, umutsuz. Oysa bana yöneldiğinde bir güneş gibi parlak, beni yüceltmek için tırmandığım basamakları aydınlatan. Ah ana! Niye yüklenirsin bana sevecenliğinle? Ezersin beni, korkutursun. Borçlu kılarsın beni kendine. Bu yüzden kaçarım sürekli. Beni bırakmazsın yine de. Ama bir gün, bir gün koptuğumda senden tökezlerim, düşerim. İri çakılların arasına, yaralarla dolar vücudun. Ve işte o an
Kan dolu gözlerim ağlamaklı tarar ufku. Seni bulmak umuduyla. İsmail Bahçeci. Hoşçakal. ...874. Haftamızın basın açıklamasını Cumartesi insanlarından Saliha Şanlı okuyacak. Bahçeci'nin akıbeti açıklansın, cezasızlıkla korunan failleri yargılansın. Bu topraklarda devlet, iç hukuk ve uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği için gözaltında kaybetmelerle ilgili yapılan tüm başvurular sonuçsuz kalıyor. Etkili bir soruşturma yürütme konusunda bilinçli olarak gösterilen siyasi ve yargısal direnç, suçun cezasız kalmasına ve faillerin cezasızlıkla ödüllendirilmesine yol açıyor. 874. haftamızda 27 yıldır akıbete gizlenen failleri cezasızlıkla korunan İsmail Bahçeci dosyasını bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz. 12 Eylül askeri darbesi döneminde, üniversiteleri resmi ideolojinin kontrolü altına almayı amaçlayan yüksek öğretim kanunu yürürlüğe girdi. Bu kanun ile akademik hayat ve öğrenci gençlik kontrol altına alınmak istendi. Böylece toplumsal sorunlara karşı sessiz kalan bir üniversite hedeflendi. 90'lı yılların başında üniversite öğrencileri YÖK sistemine karşı demokratik, özel ve katılımcı bir üniversite talebiyle dernekler kurarak örgütlenmeye başladı. İsmail Bahçeci de bu örgütlenme içinde yer aldı. Türkiye Öğrenci Dernekleri Federasyonu Başkanı'ydı. Politik eylemleriyle öne çıkan her öğrenci gibi İsmail de ağır baskılara maruz kaldı. Defalarca gözaltına alındı, ağır işkence gördü. 1993 yılında hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve polis tarafından aranmaya başlandı. İsmail'i arayan polisler, Bahçeci ailesinin Avcılar'daki evine defalarca baskın düzenledi. Bu nedenle İsmail evden ayrıldı. Kardeşi, İsmail'e acil durumda haberleşmek için politika ile hiç ilgilenmeyen yakın bir arkadaşının telefon numarasını verdi. 24 Aralık 1994 tarihinde Bahçeci ailesini telefonla arayan ve kendisini İsmail'in arkadaşı olarak tanıtan bir kişi, "Oğlunuz göz altında, ona sahip çıkın," dedi. Baba Şehmus Bahçeci hemen Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'ne ve DGM İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Ancak İsmail'in göz altına alındığı inkar edildi. Aynı günlerde polis, kardeşinin İsmail'e telefon numarasını verdiği VD'nin iş yerine baskın düzenledi. VD baskın sırasında iş yerinde olmadığı için ağabeyi gözaltına alınarak İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Şubede kendisine kardeşinin telefon numarasının yakalanan bir örgüt mensubunun üzerinde çıktığı söylendi. 1995 Ocak ayında Ankara'da gözaltına alınan bir kişi de sorguda kendisine "Seni de İsmail Bahçeci gibi kaybederiz" denildiğini kamuoyuna duyurdu. Ayrıca 24 Aralık 1994 tarihinden sonra Bahçeci ailesinin evine bir daha polis baskını yapılmadı. İsmail'in arkadaşları, İnsan Hakları Derneği ve Uluslararası Af Örgütü düzenledikleri kampanyalarla konuyu ülke ve dünya kamuoyuna taşıdılar. Ailenin emniyet, savcılık ve hükümet nezdinde yaptığı tüm başvurular sonuçsuz bırakıldı. İsmail Bahçeci'nin akıbeti üzerindeki karartma 27 yıldır kesintisiz devam etti. 874. haftamızda iktidar ve yargı makamlarına sesleniyoruz. Gözaltında kaybetmeler, kaybolan kişinin akıbeti ve yeri gizli tutulduğu sürece süreklilik taşıyan bir suçtur. Her gün yeniden işlenmeye devam eden bu suçtaki sorumluluğunuzu üstlenin. Uluslararası hukukun ve iç hukukun gereği olarak İsmail Bahçeci'nin bedeninin bulunduğu yere ve bu insanlar karşı suçun tüm sorumlularını açığa çıkarma görevinizi yerine getirin. Kaç yıl geçerse geçsin,
İsmail Bahçeci için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan, 175 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekanımız Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi Anneleri İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlere COVID-19 salgını nedeniyle sosyal medya hesaplarımızdan gerçekleştirdiğimiz basın açıklamalarımızı izlemeye, hakikat ve adalet talebimizi paylaşarak sesimize ses katmaya çağırıyoruz.